Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi müjdesi. İlaç gibi gelecek 4 gelişme. Trendyol Süper Lig'de taraftarların her sezon heyecanla beklediği dev Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde sarı lacivertlileri sevindirecek önemli gelişmeler yaşandı. İşte ezeli rekabetin kaderini doğrudan etkileyecek olan o haber. Bir süredir bireysel egzersiz yapan yeni transfer Filip Kostik, takım antrenmanlarına katılmaya başladı. Osayi Samuel'in tedavisinin sonuna yaklaşıldı ve bireysel antrenmanlar başladı. Nijeryalı oyuncunun durumu gün gün takip ediliyor ve derbiyle yetişmesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığını atlatan Alexander Dikuku da takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Mert Müldür'de de herhangi bir bulguya rastlanmadı. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş karar. İşte Fenerbahçe'nin derbideki savunma attı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, dev derbiyle sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan maç öncesi nefesler tutulurken, teknik direktör Jose Mourinho'dan savunma hattı için flaş karar geldi. İşte detaylar, zorlu maç öncesi iki takımda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş karar geldi. Mourinho, Galatasaray derbisindeki savunma hattını büyük ölçüde belirledi. Kasımpaşa mücadelesinde ağrılarından dolayı forma giyemeyen Dikuku, cumartesi günü Çağlar Söyüncü'nün partneri olacak. Becao, tekrardan yedek kulübesine geçecek. Sağ bekte de Mert'in oynaması bekleniyor. Karar son idmanda belli olacak. Fenerbahçe'nin Cristian Medina planı belli oldu. Boca Juniors pes etti. Fenerbahçe'nin uzun bir zamandır Cristian Medina için anlaşmaya varmaya çalıştığı Boca Juniors cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Habere göre Arjantin ekibi pes etti ve Medina'ya veda ettikten sonra o mevkiye konuşlandıracağı oyuncuyu sonunda buldu. İşte netleşen transfer operasyonu ve o isim, derbi için heyecanlı bekleyiş sürerken, Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Cristian Medina ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler transfer dönemi bitmeden önce operasyonu hızlandırmış fakat sonuçlandırmayı başaramamıştı. 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeyi istediği biliniyordu. Özellikle Jose Mourinho ile çalışmayı kendisi için büyük bir fırsat olarak gören Medina'nın önünde tek bir engel vardı. Boca Juniors. Boca Juniors'ın oyuncu için beklediği miktarı fazla bulan sarı lacivertlilerin sunduğu teklifler üst üste reddedildi. İnadı bırakmayan Fenerbahçe, 4. teklifinde Arjantin ekibini ikna etti ve 15 milyon dolar bonservis, 5 milyon dolar bonus ödemeyi kabul etti. Operasyonun sonuçlanması transfer döneminde gerçekleşmeyince karşılama merasimi devre arasına kaldı. Bu sırada oyuncunun gelmeyeceği ile ilgili çeşitli spekülasyonlar sunulsa da Boca Juniors, yaptığı bir hamle ile resmen transferi erkenden doğruladı. Güney Amerika basını, Boca Juniors'un Cristian Medina'nın yerini Orlando City'den Facundo Torres ile dolduracağını duyurdu. Habere göre Medina Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Torres, Boca'ya gelecek. Artık bütün planlar netleşmişken geriye kalan tek şey, hem Fenerbahçe için hem Medina için, devre arasını beklemek oldu. Taraftarların ve yönetimin kavuşmayı dört gözle beklediği Arantinli'nin takıma sunabilecekleri ise, şimdiden merak konusu. Amrabat kararı. Galatasaray derbisinde. Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi ilk 11'ini belirlemeye başladı. Portekizli hocanın, kritik müsabakada büyük bir sürpriz yapabileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar, takvimin haberine göre Portekizli hoca dev maçta, sahaya fizik gücü çok yüksek bir takım sürmeyi planlıyor. Mourinho'nun idmanlarda Fred, İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat'tan oluşan orta alan üçlüsünü denediği belirlendi. Eğer Amrabat 11'de sahaya çıkarsa, Szymański büyük ihtimalle kulübede oturacak. Kanatlarda Makimin ve Tadic, ileride Dzeko oynayacak. Mourinho'nun Roma'nın başında çıktığı son iki Lazio derbisinde de 3 defansif merkezi aynı anda kullanması dikkat çekiyor.
Mourinho'nun Galatasaray'a karşı kontrollü ve defansif tedbirleri, ön planda olan bir sistemi tercih edeceği ifade ediliyor.